Merhabalar sevgili izleyiciler. Uludağ Koleji Bilim Kurulu üyelerimizle pandemi sürecini değerlendirdiğimiz programımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün yine Bilim Kurulu üyelerimizden çok sevgili hocamız Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Teknolojileri Bölümü. Doğru söylüyorum değil mi evet, hocam? Evet. Bilgisayar öğretmenleri bölümü de diyebilirsiniz. Doçent doktor sevgili Nuray Parlak Yılmaz hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Pandemi sürecinde bütün eğitim öğretim sistemi bir anda bir şaşkınlığa uğradı ve gerçekten neye uğradığımızı şaşırdık. Ama yine eğitimi konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Çünkü o süreci atlattık. Şimdi yeni bir eğitim sürecine başladık. Evet. Eğitim dönemine başlamak üzereyiz. Evet. Ve bu süreçte Uludağ Koleji, siz bilim kurulu üyeleri olarak neler yaptınız, neler yapılması gerek, neler planlıyorsunuz ya da aklınızdakiler hocam yavaş yavaş izleyen velilerimize, izleyicilerimize biraz bilgi verelim. Evet. Aslında bu süreç örgün biliyorsunuz bugüne kadar hep örgün eğitim biçiminde yüz yüze sürdürülüyordu öğretim. Evet. Bu pandemi süreciyle birlikte uzaktan öğretime geçilmesi de bir zorunluluk haline geldi. Aslında yeni bir model değil, uzaktan öğretim modeli. Fakat bu kadar yaygın tabii kullanılmıyordu. Okullar bu anlamda biraz hazırlıksız yakalandılar ama teknolojiye yatırım yapan okullar, özel daha okullar burada oldular tabii özel okullar şanslı tabii hareket kabiliyeti öğrenci sayılarının daha az olması nedeniyle daha fazla oluyor. Hı-hı. Daha çabuk adapte tabii olabiliyorlar. Daha interaktif olabildiler hocam. Evet, daha yatırım yapıyorlar teknolojilere. O anlamda özel okullar biraz tabii öğrenci sayılarının az olması nedeniyle de yine daha bu uzaktan öğretim sürecinde o hani öğreneni merkeze alan öğretimi daha kullanabilir, kullanabilme şeyleri de vardı. Hı-hı. Olanakları da söz konusu oldu. Evet, hani geri bildirimi aldılar gerçekten ama zaten bu süreçte özellikle en fazla online eğitim veren, online ders koyan, kullanan ve öğrencilere kullandıran da okul durumundaydı Uludağ Koleji. Sadece online eğitim, online öğretim kanadında değil, aynı zamanda bu Haziran'dan bugünümüze kadar gelinen süreçte okul içindeki genel anlamdaki hijyen koşullarını da sağlamaya yönelik pek çok adım attılar. Evet, siz de biliyorsunuz hocam. Evet. Çünkü bunlar bu süreçte en önem verilen tabii, yüz yüze sürdürülecek olan dersler temel hazırlıklar bunlar. Tabii. Evet, hani tüm velilerin merak ettiği biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde merak ettiği nasıl olacak hepimizin cevap aradığı sorular bunlar. Velilerin. Ve dolayısıyla okullar bu anlamda üzerlerine düşen her şeyi maksimum düzeyde bakanlığın verdiği ölçek ölçütlerde yapmaya çalışıyorlar değil mi hocam? Tabii. Yani tabii şimdi iki şey karma bir öğretim söz modeli konusu var, oldu. Yüz yüze ve uzaktan yapılacak. Dolayısıyla okullara aslında iki farklı görev de düşmüş oldu. Ve öğretmenlere de hocam. Öğretmenlere de tabii. Ailelere. Aslında aileler hani çok fazla bu süreçte öğretim şeyinde ödevlere yardım etme biçimde ilişkileri oluyordu. Ama bu süreçte pandemi süreciyle birlikte aslında çocuğa nasıl öğreneceğini kendi başına öğrenebileceği konusunda da destek olmaları da gerekli. Çünkü çocuk için öğrenme deyince ben ne kadar başarılı oldum onu bir notla görmek istiyor. O olmadığı zaman öğrenip öğrenmediğinden emin olamıyor. O anlamda bu tür ölçmeler, değerlendirmeler çocuklar için de bir dönüt sağlıyor. Bir kendine güven oluşması. Veli için de hocam. Veli için de hani bir telafi, hani kaybı yok çocuğun. Ya da kaybı varsa onlar tamamlanmış olacak. Daha bir güvenle hem veli hem öğrenciler daha bir güvenle devam etmiş olacaklar bu döneme de. Peki hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok daha uzun konuşacağımız zamanlar gelecek. Şimdilik böyle kısacık bilgilerle izleyicilerimize, velilerimize sunmuş olalım bunu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben de.
Sevgili görüşmek izleyiciler, üzere. Yeni bir bilim kurulu üyemizle keyifli bir sohbetin tekrar sonuna geldik. Bir sonraki söyleşimizde yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.